Hepinize merhaba dostlar. Gerçekten ortam ve manzara mükemmel. 18 metreye kadar boyları var. Harika, çok da sık. İnsana huzur veren bir manzarası var. Karaman çiftine hepinize merhaba dostlar. Ben Salim Karaman. Bugün 6 Mayıs 2024 Hıdır Ellez günü. Bizim eski geleneğimizde gölle bayramı olarak kutlanan bir gün. Tabi eski gelenekler artık kalmadı. Hıdır Ellez de eskisi kadar olmasa da yine az çok bilinip kutlanıyor. Bugün ne yapıyorum? Bugün arazimin fındıklığının, teras dikim olan fındık bahçemin alt başındayım. Derenin kenarındayım. Daha önce hatırlayacaksınız, bambu dikmiştim. Dev bambularım. Fakat o zaman bir kurak oldu. Kuraktan dolayı sulayamadım. O zaman 5 fidan dikmiştim. 5 fidandan ikisi tuttu. Bir tanesini de Ağustos'ta kaybettim. Bir tanesi yaşıyor fakat kurak noktada. Sulama imkanım yok. O yüzden gelişimi de bir nemli yere göre daha geride kaldı. Öyle söyleyebilirim size. Şimdi şöyle kameraya göstereyim. Bunlar benim yetiştirdiğim, kendi yetiştirdiğim fidanlardan bambularım. Ben bunları tüplerde bir sene baktım. Bu sene ikinci seneleri. İkinci seneyi şu an sürüyorlar. Birkaç fidan böyle vardı. Hala daha var. Fakat boylardan ziyade yere kökü geçenleri aldım. Bugün onları dikeceğim. Çünkü bunlar artık böyle yerde kök arıyorlar. Kök atmaya çalışıyorlar. Şimdi size tek tek onları da üstüne sabitlediğimde kameraya göstereceğim. Görüyorsunuz bakın. Nereden nereye yani. Uzun uzadıya bir kök salmış. Yeni sürgünleri de gelmeye başladı. Artık durmuyorlar. Saksı da yetmiyor saksı bunlara. Buradan geliyor, şuradan geliyor sürgün. Görüyorsunuz. Şimdi bunları artık dikmem gerekiyor. Ben kuyuları hazırlamıştım. Orada da var dikeceğim yer. 8 tane kuyu hazırladım. Bu noktada dereye bakan kıyıda dikim yapacağım. Şimdi zaten o kısmı da göreceksiniz. Ayrıca bunlar var. Buradan Turgut Arıkan Likya bambu. Turgut abime çok teşekkür ederim. Bunları bana geçen sene hediye olarak gönderdi. Bunlar da 3 yaşını sürüyor şu anda. Biraz yaprakları rüzgardan etkilendi. Yaprakları sürgünleri. Geçen seneki halleri çok daha gürdü. Rüzgarda bir yapraklarda kısınma falan oluyor. Tohumdan çıktıkları için olabilir. Veya farklı alt türler olduğu için olabilir. Yani farklı yerlerden tedarik etmeye çalışıyorum. Dev bambu. Bu yüzden farklı iklimlerde farklı etkiler verebilir. Ama büyük ihtimal tohumdan çıktığı için kökünü tam oturtamadı. Büyük saksıya koydum bunları. Geçen seneden beri büyük saksıda. Üstü böyle gözüktüğünü alıp üstü sonradan doldurdum dibini. Altta çok güzel özel toprak azadım ona. Çok kıymetliler benim için. Hediye geldi. Gözü bebeğim diyebilirim. Bunları da şimdi güzel bir yere dikeceğim. Ayrı bir şekilde büyütmüş olacağım. Orada koyduk, burada koyduk. Buradaki buraya gidecek. Şimdi şunları şu tarafa götüreceğim. Şunu da ayrıyetten göstermek istiyorum size. Biraz önce üstüm batıktı. Bundan kaynaklı bir fotoğraf çekineyim. Kapak fotoğrafı alayım dedim. Kapak fotoğrafı alırken biraz üstümüzü kirlettik. Şöyle sürgün de gelmeye başlamış. Şöyle bir fidan. Yandaki boş tüpe çıkmayan ölen tüpe kök atmış. Bu kökten ayırmaya çalıştım, baktım tüpü komple kökler sarmaya başlamış artık. Şöyle de gidiyor tüp sürgün rizom. Şimdi ilk bundan başlayalım isterseniz dikmeye. Nereye dikeceğimi de görmüş olursunuz. Size keyifli bir sunum, görsel sunmak istiyorum. Bunları inşallah düzenli ayaklarla sizlerle paylaşmayı da düşünüyorum. Bunlar tüplü olduğu için mesela dibinden bakın sürgün gelmemiş. Ama boyu şöyle kısa. 50 santim bile yok. 40 santim, 35-40 santim. Ama kökler maşallah yani şöyle kökler çalıştığı sürece sıkıntı yok. Kökler kendini oturtuyor şu anda. Bakın. Şuna bakın. Siyah siyah sürgünler geliyor. Bu şekilde dikimimizi yapacağız. Evet. Başlayalım. Bunları çok daha önceden dikmek lazımdı. Fakat yetiştiremedik işleri güçleri. Bu kazmamızı da şöyle göstereyim. Tarihi bir kazmadır. Tam karşımızda yol çalışması sırasında çıktı. Böyle küskülü madenci kazması. Artık zamanında kim hangi amaçla kullandıysa bilemiyorum.
Şimdi hemen şu fidanımızı alıp gidelim. Şeyden geliyor fırına. Şöyle açıp bırakın, kamerayı kilitleyin. Evet. Şimdi kilitlemeyi kamerayı kilitleyin. Şöyle kamerayı alayım. Şöyle alalım. Evet, burada deremiz var. Irmak akıyor. Yaz kış akar, sıkıntısı yok. Şöyle tarihi bir patikadan ilerliyoruz. Evet, şöyle göstereyim. Kuyuları açtım. Gübreyi koydum içine. Diyeceksiniz çok gölge, çok ağaç altı. Olsun, sıkıntı etmiyor. Bunun testini gerçekleştirdim. Fakat suyu seviyor, suyu yani. Boğulmamak kaydıyla, kökleri boğulmamak kaydıyla suyu seviyor. Evet, şimdi kuyuyu açtım. Fakat köklerim ben gerçekten bu kadar ilerlediğini bilmiyordum. Saksıları kaldırınca ortaya çıkmış oldu. Şimdi kuyuları ona uygun hale getireceğim. Kamerayı kıyıya koyup burada biraz çalışalım. Evet, fidanlarımızı kuyulara dağıttım. Kova almaya gitmiştim kamerayı. Yerden yükseğe sabitlemek için. Fidanlara dedim dağıtayım kuyulara. Dikilince daha güzel olacaktır. Şimdi şu kökü bu kuyuya sığmayacağı için kuyuyu genişletmem gerekecek. Manzaramız da şöyle. Yaz kış burada. Derenin sesini duyabiliyoruz. Şimdi ben bunları kuyuları yani hazırladığım için içine gübreyi de koyduğum için öncelikle fazla eşelemek istemiyorum. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı da var dostlar. Benim burada tek korkum aslında domuz. Bu kısımda elektrikli çit yok. Bahçenin içinde elektrikli çit var. Fakat bu dere kıyısında elektrikli çit yok. O yüzden tek korkum aslında sorarsanız o. Kuyulara gübre koyup koymama konusunda da biraz tereddütteydim. Koymayacaktım yani, koymama kararı almıştım. Fakat 5-6 senelik bir gübre vardı. Ondan biraz koydum. Biraz da beklettim böyle. Geceden beri baktım şey olmamış. Bir eşelenme gelen giden olmamış başına. İnşallah sonrasında bir şey olmaz. Solucan falan yoktu yani şimdi. Bildiğiniz kum olmuş artık. Kemire özelliğini kaybetmiş. Şimdi kuyuları çok genişletmeden hazırlayalım şurayı. Toprağı da ziyan etmek istemiyorum. Aşağısı dere. Dereye kayıp gitmesin. Aşağı alsak yeter herhalde. Daha sonra gömerim. Bir avuç toprak kolay oluşmuyor dostlar. Bunun bilincinde buna sahip çıkmamız lazım. Korumamız lazım. Burada şimdi aşağıya aksa, dereye gitse oradan denize. Şu tüpümü poşetini açayım. Şimdi şu uzayan tarafı, kökün gittiği tarafı üst tarafa örmek istiyorum çünkü bu son kuyu, bu sıradaki. Bu tarafa doğru gidebiliyorsa şu ucuna doğru gitsin, yayılsın istiyorum. O yüzden bu tarafa gitmesini tercih ettim. Çok güzel oldu bence. Yeni çıkan sürgün de şöyle eğik yaparsak o da dik çıkmış olur. Yolu kapatmaz. Evet. Biraz aşağı eğimli olsun fidan. Yeni çıkan sürgün dik çıksın. Bence harika oldu. Sizlere göstermek istiyorum. Elimi yıkayıp gelin.
Evet, fidanımız yakın çekim. Şöyle görünüyor. O rizomu da şöyle uzattım. Ters dönüp böyle geliyordu, böyle uzattım onu da. Fidanımız hafif eğik, sürgün dik konumda. Şimdi üst taraftan kazıp dibini dolduracağım. Güzelce çiğneyeceğim. Yani sonradan üstüne kükürt atabilirim. Dal yaprak parçaları örteceğim üstüne. O yapraklarla toz kükürt karıştırıp kükürt atabilirim. Maksat domuzu uzak tutmak. Çünkü bunun sürgünleri tatlı olduğu için, yenilebilir olduğu için domuz bunu çok seviyormuş. Rizomlar da aynı şekilde. O şekilde tanıdıklarım var. Almanya'dan hatta tedarik edip ne yazık ki ziyan oldu. Yani o kadar emek boşa gitti diyebilirim. Domuz kaldırıp atmış. Ben buraya şimdi sürekli kontrol edeceğim, geçeceğim buradan. Yani bunların başına herhangi bir şey gelmesini istemiyorum. Bunları korumam gerekiyor. Şimdi tekrar kameramızı sabitleyip hem gömelim hem de size bu tedarik ettiğim fidan hakkında biraz daha bilgiler vereyim. Evet dostlar, bu fidanları tedarik ettiğim koruda 18 metre boy, 13 santim çap olan bambu direkleri mevcut. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Ve araya da bir kesit koyarım. Orada çekindiğim bir fotoğrafı sizlere. Gerçekten insan orada bulunmaktan keyif alıyor. Öyle bir ortam var. Huzur veren bir bitki. Şimdi diyeceksiniz her yerde aynı boylara ulaşabilir mi? O konuda da şöyle bir şey gözlemledim. İtalya'da bazı şirketler var bu konuda çalışan. Fidancılık, Mosso Bambu üzerinde çalışan. Orada sebze üretimi için genelde dikimler yapılmış. Sık dikimler bunlar. Bu dikimlerde şöyle bir şey var. Firmayla konuştuğumda bana verdikleri bilgi de İtalya'da Mosso Bambu üzerine konuştuğumuz, yaptığımız sohbette 18 metre boyu geçmediğini söylediler. İtalya'nın farklı bölgelerinde dikimleri olmuş. Bunun neden böyle olduğunu bilemiyorum. Yani kısa mı diyeceksiniz? Hayır, kısa değil. Yüksek bir boy tabii ki ama normalde doğal ortamında 25 metreyi bulabilen bir türden bahsediyoruz. Tabi burada iklim yapısı da etki ediyor olabilir. Yani İtalya'nın iklimi biraz daha Akdeniz iklimi gibi. Gerçi fındık yetişen yerleri de var, yani Karadeniz iklimi de andıran yerleri var. 42. enlem dolaylarında. Ama işte doğal ortamına ya toprağı tutmuyor ya iklim nemi tutmuyor. Şu an için ulaşabilmiş değil. Yani geçmemişler. Özellikle sordum onu. İşte bu yüzden biraz da farklı yerlerden tedarik etmeye çalışıyorum dedim ya demin en başında. Farklı yerlerden tedarik etmeye çalışıyorum. Burada hani farklı variyetelerde farklı ebatları bulabilir miyim, yakalayabilir miyim? Onu merak ediyorum. Şu an için 5 yerden, 4-5 yerden, ayılardan tedarik ettim. Bakalım hangisi nasıl olacak, göreceğiz. Şu an onları şahit olmadım nasıl olduklarını, o yüzden emin olduğum, bildiğim tür bu. İklim adaptasyonu, tutma oranı gayet güzel. Bu sene sökülen fidanlarda %80 üzerinde tutma oranı oldu. Çok güzel bir oran. Dediğim gibi rizomdan diktiğinizde, rizom dikimi, yani fidan değil de rizom olarak diktiğinizde kayıp veriyor. Bu tür kayıp veriyor. Daldan zaten olmuyor. Tohumdan çimlenmesi çok zor. Onu da Turgut abinin vasıtasıyla deneyimlemiş oldum. Çok zor gerçekten. Kolay iş değil. Emek istiyor. Emek değil, bildiği tecrübe de istiyor. Herkesin yapacağı iş değil. Öyle söyleyeyim. Yani mevzu kolay gözüküyor. Ne var onda gibisinden tohum ek çıksın. Yok öyle bir şey. O kadar basit değil. Mevzu o kadar basit değil. Şurada alışın kökleri var. Siyah alış bu arada. Burada Karadeniz'de
yetişen bir türü. Yemişen de derler bizim burada. Genelde memlekette kırmızısı bilinir, sarısı bilinir. Bizim burada siyahı da var. Şöyle yaptım ama. Şimdi normalde bunu çok çiğnemem. Hatta hiç çiğnemeyebilirim. Zaten Türk'te olduğu için. Ama dediğim gibi domuz sıkıntısı var burada. Şöyle hafif ayak ucumla basayım. Çok sıkıştırmayayım toprağı. Sürgünü görelim. Yandan da basayım da. Video uzun olmuş olabilir. Olsun, o kadar olacak. Her gün yaptığım bir dikim türü değil. Dev bambu. Gerçekten gelecek için önemli bir tür. O yüzden. Dolduralım. Tamam, dediğim gibi çok kurcalamak da istemiyorum burayı. Arazi de meyilli. Evet. Böyle kalması yeterli bence. Şimdi ben buna en son üzerine malç yapacağım. Yapraklardan veya dallardan, dal artıklarından, dal örtüğüm fındıklardan. Örtülmüş fındık dallarından. Şöyle. Deniz bir görüntü alalım. Evet. Üzerine malç yapıp sulayınca da daha iyi olacaktır. Tutmaması için hiçbir sebep yok. Domuz harici. İnşallah güzel olur. Evet dostlar, video yeterince uzun oldu. Daha da ben uzatmayayım. Kanalımda bu tarz içerikler bulabilirsiniz. Bu bambularımda düzenli olarak gelişimlerini sizlerle paylaşacağım. Daha önceki dediğim gibi kurağa denk geldi. Çok kurak bir yerde. Belki onun yerini bile değiştirebilirim yani. O kadar ters bir noktada kaldı. Hem sulayamıyorum ayrı. Aynı böyle ağaç gölgesi var. Ufak tefek yağan yağmurlar da dibine düşmüyor. Öyle bir sıkıntısı var. Gerçi yağdım mı da çabuk çekmiyor. Güzel oluyor da. Kurak bir noktada. Bakalım. Buraya alabilirim onları. Belki de almam yani. Bırakırım. Belli olmaz. Alırım diyorum ama. Evet. Bunları buraya dikmeye devam edeceğim dostlar. Gelişimlerini beraber göreceğiz. Bir başka videoda yine görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. 40 gün sonra tekrardan merhaba dostlar. Videoyu paylaşacaktım. Gecikince dedim 40 gün doldursun. Yeni çıkan sürgünler uzasın. O halini de göstereyim ve öyle videoyu sonlandırayım dedim. Tam 40 gün geçti. Bugün Kurban Bayramı'nın Arife'si. Arife gününde tam bundan 40 gün önce paylaştığım bir shorts videosu vardı YouTube'da. Orada yeni çıkan bir filizi paylaşmıştım. O filizin son hali bu. Şimdi sizler birlikte kimliği yaptığımız diğer fidanları da gezeceğiz. Hemen şöyle ilerliyorum. Buraya güvenlik için bir tane elektrikli çit ipi çektim. Bu ipte elektrik yok. Sadece diğer tarafta daha önce çarpılmış olan hayvanlar, domuzlar. Bunu fark edince bunlara gelip bulaşmasın diye aldığım bir güvenlik önlemi. Evet, bir diğer fidanımız burada. Görüyorsunuz. Şunu diktiğimde hiçbir filiz yoktu görüntüde. Ama şimdiki hali. Şöyle göstereyim. Kameraya sığmıyor bir daha. Şöyle yukarıya doğru uzanıyorum. Yani 1,5 metreye yakın bir boyu var. Şu fidandan gelen sürgünün. Ersene üstüne koyarak artacaktır.
Beklentimiz bu yönde. Evet, şurada yine bir diğer fidanımız görüyoruz. Evet, bir diğer fidanımızın attığı sürgünü görüyoruz. Çok güzel. Bunu bir de üst taraftan sizlere göstermek istiyorum. Evet, görüyorsunuz. Sıfırdan gelen fidanın boyu. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir ayda sürgün uzuyor. Yani bu dev boyutlara ulaşmış olsa da, 18 metreye ulaşmış olsa da bir ayda çıkıyor. Bu boya gelecek olsa da bir ayda çıkıyor. Bir ayda çıkan sürgün bir ayın sonunda maksimum boyuna ulaşıyor. Daha sonrasında bir ay daha yapraklanması sürüyor. Yaklaşık 50 gün falan. Son halini o şekilde alıyor. Bu fidanımız da bu şekilde. Yeni sürgünü gelmiş. Şu şekilde gözüküyor. Çok güzel. Sulama falan yapmadım. 40 günden beri kurak var. Bir sefer yağmur yağdı fakat dere kıyısının neminden istifade. Keyifleri yerinde. Şu an bir toprakta nem sıkıntısı gözükmüyor. Durumlar böyle. Gelecek hallerini de sizlerle ara ara paylaşacağım. Kanalıma abone olup takip edip bildirim zilini açarsanız gelecek hallerinden haberdar olursunuz dostlar. Bir başka videoda yine görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.